Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine Ahmet'in hesabındayız ve bugün burada Geeks'i fulleyeceğiz. Geeks'i fullemek için de hesaba 53 bin coin salmış. Yani Geeks'i fulleyeceğiz bugün. Yani Konami sen mi büyüksün biz mi durumunda? Bugün biz büyüğüz. 53 bin coin ise Geeks'i 3 kere silip 3 kere fullersiniz. Geeks biliyorsunuz ki bize çıkmıştı bu hesapta. 3 ikon birden bulundu. Rashford şu anda bu hesapta full durumda. Erwin'i yani geri plana attık. Erwin çok aman aman olması hani ön planda olan ya da bizi heyecanlandıracak bir oyuncu değil ama Ryan Giggs gerçekten özellikle kanat oynayanlar için koç taktiğiyle 4-2-2-2 koç taktiğiyle oynayanlar için biçilmiş kaptan. Neden öyle? Zaten fullediğimizde de güçlerini göstereceğiz. Özellikle Manchester United'dan Rashford'u aldıysanız David Beckham'ın da Manchester United kartı varsa sol tarafa da Giggs'i koyarsanız hem kulüp boss'ta güçleri çok daha artacaktır. Hem de kavisli içeriye çok kaliteli ortalar açacaksınız. Çünkü aynı Beckham gibi Giggs de kavisli içeriye falsolu çok iyi toplar gönderebiliyor. Fred, Manchester United oyuncuların kalitelerinden bahsediyoruz. Sen gider misin lütfen? O yüzden gerçekten bu topa özellikle tabii ki de küçük kardeşlerimize söylüyorum. Coins'te para harcamayın ama eğer ki oldu harcadınız ve çıktıysa fullemeniz gereken oyunculardan bir tanesi kesinlikle. Bu arada Rashford ne ayak ya? Ne yaptınız? İyi geliyor mu Rashford? Takımınızda uyum sağladınız mı? Mobilciler fulledi ama ben şunu istiyorum. Steam'den, Xbox'tan ya da PlayStation 4 ya da PlayStation 5'ten bu platformlardan oynayan hangi kişiler fulledi? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Gerçekten yani onların demek ki oyuna iyi para harcıyorlar onlar. Çünkü Rashford kolay kolay o verilen o hediye DP'lerle falan fullenecek adam değil yani, haberiniz olsun. Start çalışla devam edeceğiz. Bir 50.000'e kadar düşüreceğim. 50.000'den sonra Geeks şu an sanırım 5 seviye olabilir ya da 1 seviye olabilir bilmiyorum. Kalan oyuncuların hepsini basacağız. Bu arada Rashford gelirse ya da Erwin gelirse Erwin'e basarız. Rashford gelirse zaten full olduğu için ama silmeyeceğim. Belki bir videoda Rashford silme challenge yapabiliriz. Bakarız duruma göre. Start challenge'da ilerliyorum. Huntelaar geldi. Pivot forvet Huntelaar. Bazı dönemler Türkiye'ye geleceğiyle dair bilgiler ve haberler çıkmıştı. Ama zaten belirli bir kalıp oyuncular var. Onlar hep her yıl Türkiye'ye gelecek vaatleriyle kandırılıyoruz. Huntelaar da bunlardan, özellikle Galatasaray'a gelecekti sanıyorum ki ama gerçek olmadı. Schalke ve Galatasaray'ın o ara ikili ilişkileri o başkanla çok iyiydi, Galatasaray'ın önceki başkanıyla. Ondan dolayı böyle bir söylenti vardı. Ne kadar da uzattı. Juan Jesus geldi. Juan Fran beni andı. Devam ediyoruz. 50.000 coins'e kadar indireceğim. 50.000 coins'e kadar indirdiğimizde büyük ihtimal Geeks de gelmezse bir tane daha fullenmeyecektir diye düşünüyorum. Daha 20 top daha açacağız. 52.000 My Club paramız var. Daha sonra şuradan bir siyah var. Siyahı da açarız. En azından siyah DP olarak iyi bir DP verecektir. Arda'nın ikinci gelişi. Arda iyi geliyor bugünlerde maşallah. Bu arada Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş üçlüsünden şampiyonluk yarışındaki en büyük aday artık Beşiktaş. Ve ikonumuzu da bulduk. Arkadaş demiş ki, Instagram'a atmıştım bu klibi. İkon geliyor, adamın umurunda değil. Arkadaşlar biz ne ikonlar gördük be. Ve Rashford yine geliyor. Rashford yine geliyor. Bir tane Instagram'dan hatta paylaştım. Bir kişiye 4 kere üst üste, yani arka arkaya değil, 4 kere gelen topta Rashford gelmiş. Yani adam açıyor, Rashford'u buldu. Giggs'i bulmak istiyor. Adam yine Rashford geliyor. Giggs'i bulmak istiyor. Yine Rashford. 4 tane üst üste Rashford bulmuş. Kim bilir kaç top açtı bilmiyorum ama bu şekilde geldi. Kaleci David De Gea geliyor. Şundan bahsediyordum. Üçlü tabii ki bu takımlardan en yüksek şansa sahip Beşiktaş görünüyor. Fenerbahçe'de bir kan kaybı teknik direktör açısından yaşandı. Teknik direktörden bir kan kaybı da denemez aslında. Belki Erol Bulut'u birçok kişi sevmiyordu. Emre Belözoğlu şu an için takımın başında olacak sezonun sonuna kadar. Ne düşünüyorsunuz sizce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş üçlüsünden, üçgeninden kim şampiyonlukla ayrılacak? Ya da ikinci en büyük aday, üçüncü en büyük aday kim? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Galatasaray ve Beşiktaş'ın bir de birlikte oynayacakları maç var. O da gerçekten final havasında geçecektir diye tahmin ediyorum. Ben Galatasaraylıyım biliyorsunuz ama ben Galatasaray'ın güçlü bir Beşiktaş'a karşı şampiyonluk şansının az olduğunu düşünüyorum. Benim fikrim bu. Fenerbahçe'nin de son kan kaybından sonra bir de maalesef Covid'de pozitif çıkanlar olmuş.
Birçok kişiyi de oynatamayacaklar belki ilk 11 bu dönemlerde. O yüzden çok büyük bir yara alacaklardır diye düşünüyorum ve şampiyonluk yarışındaki o üçlünün en alt kademesinde şu anda bu yaşadığı olumsuzluklarla bence Fenerbahçe var. Ama futbolun en güzel yanı ne olacağını asla kestirememinizdir. O yüzden belki de sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olacak. Şampiyonluk adaylarınızı yorumlara yazın. Muhabbet ediyoruz muhabbet eşliğinde çünkü Star Challenge da ilerliyoruz. Ve Geeks'i fullemek için de daha da top açacağız. Ve bir tane Geeks'e ihtiyacımız var. Şu ana kadar bir tane ikon geldi. O da 102'lik Rashford'tu. Yakın sürede bu arada Rashford'u masaya yatırdık diye bir videomuz var. Oradan diğer forvetlerle kıyaslamasına bakabilirsiniz. Gerçekten ciddi anlamda 102'lik Rashford'u çok iyi yapmışlar. Diğer Rashford gibi değil. Yani mobilde verilen o bir kampanya ile verilen Rashford vardı. O Rashford'la bu Rashford arasında net söyleyeyim dağlar kadar fark var. Son 9 topumuz. Şöyle biraz arkamı yaslanayım çünkü uzun sürecek gibi. Start challenge'da ilerliyoruz. İnanılmaz bir beyni patlaması yapmayı lütfen ihmal etmiyorsunuz. Ve Fernando Mustera'yı da bulmuş olduk. 800 My Club paramız kaldı 50.000'in haricinde. Yani onu bir belirteyim de hani. 800 My Club paramız kaldı ama hani 50.000 haricinde kaldı haberiniz olsun. O 50.000'in haricinde Şavrele sponsorla Henderson Manchester United'ın uzun süredir Chevrolet biliyorsunuz araba firması onun sponsoru, ön sponsoru o. Laxalt geldi. Bir ara Milan forması da giymiş bir oyuncu. Süratli bir oyuncudur. Bu arada şunun müjdesini vereyim. Ne olur Defenso 4 SK'da önümüzdeki yıl 2022 yine bizim yılımız olacak biliyorsunuz. Yani bu asla bizde şaşmaz. 2022 yılı bizim yılımız olacak. Peki 2022 yılında neler yapacağız? Birazcık da ondan bahsedeyim. Şimdi az kadromuz zaten olacak. Ondan sonra takipçilerimizin yan hesaplarından ve kendi hesaplarından tabii ki de bize destek olanlardan top açılımı yapıp yine o oyuncuları o gün bulup o gün fulleyip ve ilk maçlarını yine yapacağız kanalda. O konuda bir şüpheniz olmasın. Ama ne olur Defansa Dön SK'da şöyle bir şey yapacağım. 2022 yılında transfer dönemi, transfer politikası yine gelmeyebilir FIFA'daki gibi. Eğer gelmezse biz yetenek avcılarından bildiğiniz oyuncu alıp hangi oyuncular bizim takımımıza iş yapar ama isim değil. Yani mesela Laxalt olabilir. Örnek veriyorum. Sağ bekte Fambisakalar, Arnautlar herkeste olan bir oyuncu. Biz mesela sağ kanatta Galatasaraylı El Habbarabu'yu alabiliriz gibi analiz yapacağız. PES Master'dan analiz yaparak bu şekilde kendi kendimize bir transferlerle oyuncular alıp bir takım kuracağız. Ve yemin ederim çok keyifli olacak. Bak, şimdiden çok keyifli olacak. Örnek veriyorum Falcao'yu alacağız ya da biri diyecek ki abi Fenerbahçe'den Samatta'yı al. Ya bırakın Samatta yapmayın diyeceğim mesela. Espri kelime şakası. Diyecekler ki Mesut Özil'i al abi. Mesut Özil'i transfer edeceğiz hemen. O yüzden bizim için hatta Mesut Özil'i fullemek için oyundaki Messi'leri, Ronaldo'ları Mesut Özil'e basacağız. Çünkü onları oynatmayacağız. Farklı bir kadro olacak. Kadro ciddi anlamda 5 yıldızlı olabilir belki ama hiçbir oyuncu öyle siyah top işte çok iyi futbolcular iler hattı herkesinki gibi Ronaldo, Messi, Neymar falan olmayacak. Belki 78 overall çip vuruşu olan bir oyuncu keşfedeceğiz ya da çip vuruşu ekleyeceğiz ona ve onunla oynayacağız. Bu şekilde bir şey yapacağım. Sizce tutar mı? Yorumlara yazın. Beni net söyleyeyim mi? Heyecanlandırıyor. Huntelaar'ın gelmesinden daha çok heyecanlandırıyor. O kadar söyleyeyim. Bu arada daldık gittik. Bir tane daha açayım. 50.000'in altına inmişiz. Haydi bismillah diyoruz. Son topumuz. Gel be. Start challenge. Bütün oyuncuları şimdi Geeks'e basacağız. Rashford haricinde. Bakalım Geeks ne kadar yükselecek. Şu siyahı da açalım. Belli olmaz. Belki sol kanat oyuncusu gelirse. Start yaptım. Manolas geldi. Oyunun sağlam stoperlerinden. Örnek veriyorum işte önümüzdeki yılki kadroya. Ne olur Defenso 4 SK için. Manolas değil ama daha böyle hani siyah olmayıp ilginç olan topları tak koyacağız, alacağız falan filan. Güzel olacak. Vallahi hiç merak etmeyin. Bu kanalda PES'e dair her şeyi bulabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki de ana ligde yani ya bilmiyorum dünyada yapan var mıdır ama Türkiye'de sadece 2 kişi oynayarak ana lig yapılması biliyorsunuz ki yani bir ilk. Money'yi de sileceğim.
Evet, şöyle yapalım. DP yapalım. 35 tane oyuncu var. Forvet hattından falan gelenler de vardı. Hemen şöyle antrenman kısmına girelim. Ve Ryan Giggs, evet, 22 seviye. Bakalım ne kadar arttıracak. Şöyle bunları basıyoruz. İnanılmaz bir oyuncu arkadaşlar. Kesinlikle şu özel DP'yi karıştırmayalım. 38.000 bastım. 16'ya kadar yükseldi. Şunu da basalım, bize keyif versin. Bir seviye daha yükselecek çünkü. Şöyle 17 oldu. Kaç seviyede hemen bakalım. 5 seviyesi daha var. O 5 seviye zorlayacaktır. Hemen top açılımına tekrardan geçiyoruz. Ve buradan bakalım, bir 20 tane daha rahat açmamız lazım gibi geliyor bana. Çünkü son 5 birazcık tırmalar. Hadi bir tane ver Giggs be. Bir tane Giggs'imiz yok mudur? İlle fıs fıs mı istiyorsun? Şöyle bir tane fıs fıs. Evet. Hadi. İlle fıs fıs mı? Fıs fıs challenge olmadı. Saka geldi. Bunun da hormonlusu fullediğinizde iyi iş yapabiliyor. Okeyledim tekrardan. Start. Edward. Mesela Edward olabilir forvette. Ne olur defansa dönse EK'da. Bence iş yapar. Hormonlu hormonsuz fark etmez. Sadece benim oynayabileceğim, yani benim oynatabileceğim tarzda oyuncular. Fiziksel teması, ah geldi. Fiziksel teması iyi olabilir. Örnek veriyorum. Çift vuruş eklediğimizde çift vuruşu iyi yapabilecek uzun boylu adamlar olabilir. Lanet olası Irving. Senin Allah cezanı vermesin. Tabii görüyor, Rashford'u fulledik. Sistemden görüyorlar. Yani Rashford'u fullediğimiz için kim kaldı? Giggs kaldı, Irving kaldı. Kim insan Rashford'u fulledikten sonra ya ben Irving'i istiyorum, Irving'i fullemek istiyorum diyen bir hesap sahibi olmaz. Tabii ki de ikinci hedef Giggs'tir. O yüzden Giggs'i sona sakladı ya da vermeyecek. Bakacağız duruma göre. Okeyledik. Hadi. Start challenge. Santon geldi. Devam ediyoruz. 12 top daha açalım. 48.000'de bırakalım. Büyük ihtimal fullenir diye tahmin ediyordum. Bu arada Irving'de Irving'e basacağız. Start challenge. Brown bir ara ne olur defansörü SK'da ya da Maradona timde oynattığımız bir oyuncuydu. Gerçekten ağır bir oyuncu. Kalas gibi. Rezil bir oyuncu. Vallahi billahi rezildi yani. Bir de hormonlu kartıydı. Sar geldi. Bağkur'dan emekli Sar. Kesin bunun yaşını küçülttüler ya. Bu adam genç olamaz yani. Bu 45-46 vardır bu adam. Biliyorsunuz siyahi oyuncuların yaşını öyle geç yazdırıyorlar, küçülttürüyorlar satabilsinler diye. O adam 46 falan kesin var. Ben size söyleyeyim. Yakında çıkar koyarız. Ryan Babel geldi kırmızı saçlarıyla. Haydi bismillah. Start. Mustera. Hoş geldin Mustera. Mustera'nın da tabi sakatlığı çok kötü oldu. Hormonlu kartı geçtiğimiz yıl geldiğinde bayağı da kullanmıştık. Bu yıl evet gelmedi diye hatırlıyorum. Mustera'nın hormonlu kartı sakatlıktan dolayı zaten uzun süre sezonu kaçırmak zorunda kaldı Mustera. Ondan dolayı da aynı Liverpool'daki Van Dijk gibi. Ama Van Dijk'ın hormonlu kartları geldi Konami. Mustera'nın niye yok? Sen var ya Konami. Sen var ya oğlum. Sen askerde çok dayak yersin diyeceğim de askere de gitmezsin sen. Şu an şirketi askere gönderdik ya. Bu salak muhabbete nasıl girdiğimi anlamadım. Birazcık şöyle kendime geleyim. Start challenge. Nketiah geldi. Coins'imize bakalım. Bir 5 tane daha açacağız. Büyük ihtimal yetmeyecektir ama. Sonra şu 4 sarıyı da açalım. Komple bir basalım. Bakalım Ryan Giggs fullenecek mi? Start challenge. Son 4 topumuz. Devam ediyoruz. Ryan Giggs. Bu arada Irving'i fulleyelim mi? Yorumlara yazın. Giggs'i zaten bu videoda fulleyeceğiz. Giggs'in ilk maçı gelsin mi? Yorumlara yazın. Giggs'in ilk maçını koş taktiğiyle ileride de 2 tane pivot forvet kullanarak Beckham ve Rashford kullanmam büyük ihtimal Rashford'u. Kafa hakimiyeti daha iyi olan forvetler var çünkü. İleriye Ronaldo'yu falan koyup solda Giggs, sağda Beckham, arkalarında Arnold ve sol tarafta da Roberto Carlos'la tamamıyla orta kafa challenge.
yapabiliriz. Keyifli olur. Yorumlara yazın istiyorsanız. Kesinlikle faydası olacaktır. Keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok kavisli orta açan iki tane kanat, arkalı önlü kanat oyuncuları kullanmış olacağız. Son topumuzu da açalım. Şu sonra 4 tane sarıyı da açalım. Ve yine basma olayına geçelim. Star Challenge. Daily geldi. 2018'de falan çok kullandığım, iş yapabilecek oyunculardan biriydi. Şöyle geri gelelim. Şuradan 4 tane sarı topumuz var. Hemen Star Challenge'da onları da belirtelim. Bastım. Asensio. Bir de Asensio var. O süper yedek kanat oyuncusu. O gelse daha çok sevinirdim. En azından bastığımızda işe yarardı. Kaleci falan yaramıyor. Bastık. Tyson geldi. Mevki olarak işimize yarar. Buradan son iki topumuzu da açıyoruz. Pardon. Bastım. Everton Ribeiro. Hoş geldin. Ve son topumuzdan sonra, tabi son top diyoruz da, fullenirse son top, fullenmezse devam. Yapacak bir şey yok. Star Challenge geldi. Uzun kafalı Rugani geldi. Kendisi biliyorsunuz Juventus'tan da stoper olarak tanıdığımız oyunculardan bir tanesi, ama ya tutunamadı ya da kiraya mı verildi, ne oldu bilmiyorum, ama kendisi şu anda Juventus'ta değil gördüğünüz gibi. Şimdi transfer tarihi dedik. Hepsini DP yapıyoruz. Irving'i de yapacağız tabii ki. Rashford kalsın. Rivaldo'yu falan tuttum. Ahmet de tutmuş çünkü. Şey yapmayalım. Sormadan silmeyelim. Ama Rivaldo falan bu takımda tabii ki de iş yapmayacaktır. Irving'i bir Irving'e basacağız. Onu unutmadan basalım. 21 top. Fuller mi? Fullemez gibi ama bakacağız şimdi. Hemen şöyle Irving'i bulalım. 4896. Yine 4800. Bu arada inşallah Irving'e basmışımdır. Evet, Irving'e basmışım. Böyle hatalar yaptım biliyorsunuz. Şimdi bir 20 daha basacağız. Hayatta abi nereye oluyor? 19 oldu. Verirse 20 olur mu? 20. Kaldı 2 seviye. Hatta evet 1.5. Bir 10 top daha. Hatta 15 top daha açıp yine arkadaşlar devam edeceğiz. Oyuncu fullemek de kolay değil ve özellikle Rashford'u mesela fulleyememiştim. Ahmet'e bıraktık, o fulledi. Çünkü hani gün içerisinde videoyu atmam gerekiyordu Rashford'un. Onu fullemeye zamanım yok çünkü çok top açmamız gerekiyor. Ve o çıkan toplardan onları tek tek DP yapmak gerekiyor. Bu gerçekten çok büyük bir zaman kaybı. Oyuncu fullemek de kolay değil. Hani sadece parayı vermeniz de olmuyor. Aslında şöyle bir şey yapılabilir. Transfer dönemi gelir gelmez bilmiyorum 2022'de, ama bir oyuncuyu fullemek için örnek veriyorum 10 top birden direkt 1000 coins verip o 10 top çekilişte o 10 topu bize, içerisinde hani ikon olur olmaz ama toplu bir şekilde böyle açılabileceği ya da ekranda toplu çıkabileceği bir şey olsa çok keyifli olur. Örnek veriyorum 2000 coinsiniz var. 20 top birden basıyorsunuz, ekran 20'ye bölünüyor ve 20 tane aynı anda top geliyor. Aralarında ikon var mı diye bakıyorsunuz. Bence keyifli olur ya. Ki bence çok daha fazla coins harcarlar oynayanlar. Aslında Konami'nin işine gelir ama bu yenilikleri biz düşünüyoruz da. Yani işte. Star Challenge. Jovetic geldi. Hoş geldin. 47.500, buradan matematik hocama sevgiler. 47.500 var. 47.000 ve 46.000'e kadar indirmemiz gerekir diye düşünüyorum. O kadara gerek var mı? Var. İndirelim, belki Giggs falan da gelir. Daha doğrusu Irving de gelirse Irving'e basıyoruz zaten. Haydi bismillah. Start Challenge. Shaw. Yani orta kademe bir bek diyebiliriz. Yani Jordi Alba'ları falan kullanmadığımız bu dönemde. Bir de Roberto Carlos gelmiş. Yani Shaw'a kim ne yapsın Shaw'ı? Öyle düşün. Wan-Bissaka geldi. Okey diyorum tekrardan. Start Challenge. Harit. Yani tatlı oyuncudur. Havertz vari. Ama tabii Havertz kadar iyi olamaz. Ama aynı jenerasyon diyebiliriz. Aynı familyadan diyebiliriz. O tarz oyuncu. O OSD
süratli, iyi iş yapabilen bir oyuncu ama tabii orada Havertz biraz daha kalıplı duruyor arkadaşlar. Yani Havertz ciddi anlamda iyi bir oyuncu. Chelsea'deki Chelsea toplarında biliyorsunuz gelmişti hesaplarımızdan birinde ve fullemiştik. Babel, hoş geldin. Takımımıza Babel bayağı geldi. Okeyliyoruz. O kadar yalnız top açtık. 53 binimiz vardı. İki tane ikon verdi. Yani bence az. 53.047'lere düştük. 6.046'lara hatta düştük. Toplam 7.000'e kadar harcamış olacağız. 7.000 coins'te bakalım bir tane daha gelir mi gelmez mi? Gelmezse iki tane ikon vermiş olacak. Bence kötü ya. Yani ki verdikleri ikon da sonuçta bizim ihtiyacımız olan Giggs değildi. Irwin ve Rashford verildi. Değil mi? 3 tane mi verdi lan? 2 tane Irwin. Yo Irwin. Kafa gitti benim ya. Vallahi şu an hatırlamıyorum yani. Okeyledik tekrardan. Start challenge. David De Gea geldi. Kalecilerin de hiç gelmemesi gerekiyor. Çünkü basmada işimize yaramayacak. Son 5 top. Coins'leri eritiyoruz. Giggs için tam 53.000 coins. Tam 53.000 coins vardı hesabımızda. Ve Giggs'i fullleyeceğiz. Elimizden kaçamaz öyle söyleyeyim. Okeyledik. Gerçi Giggs'in gelmesini bekliyoruz da. Irwin de geldi ne oldu? Irwin'i daha önce de basmıştık birbirine. Belki oradan aklımda kalmış olabilir. Onda da 4.000 küsür vermişti. İkincisinde de 4.000 küsür verdi. Yani Giggs gelmesinin bir anlamı yok ama diğer adamlarla birlikte Giggs'i basarsak belki faydası olur diye düşündüm. Ama bakacağız. Start challenge Arda. Hakikaten gözümü kapatsam kare kalemle Arda'yı çizerim şu an. O kadar gözümün önüne geldi yani. Ve son iki top. 46.000 My Club parasını düşüreceğiz ve 46.000 My Club parasından evet Bright White bence bilmiyorum ama Barcelona formasına hiç yakıştıramadığım bir oyuncu benim ya. Bunu daha önce de söylemiştim. Hakikaten yakıştıran. Bu arada bacaklarımı toplayarak oturuyorum. Arada hani bak şöyle ses duyarsanız sonra usurdu diye şey yapmayın yani arkadaşlar. Gözünüz seveyim. 46.000'e düşürdük. Ve şimdi isterseniz gelin Giggs'i fullemeye çalışalım. Geldim. Yine transfer tarihi diyeceğim. Basıyoruz. Rashford'um kalsın. Rivaldo Nakamura kalsın. Okeyledik. Toplam kaç top bakmadım ama. Evet. Ekledik. İçinde Lionel Messi'ler falan var ya. Of of. Ve şimdi 20 tane adam. 20 tane adam da olsun bir zahmet ya. Hadi. Verirsin değil mi? Verirsin değil mi? Ve Giggs'i fullledik arkadaşlar. Giggs'i fullemeyi başarıyoruz. Hemen şöyle yapalım. Şimdilik şuraya Beckham'ın yerini alayım. Göstermek için alacağım çünkü. Ryan Giggs'im nerede? Giggs'im benim. Benim Giggs'im nerede? Burada 94 oluyor ama kanatta daha iyi olacaktır. İşte aslında oyuncu ayrıntılarından baktığımızda da göreceksiniz. Ryan Giggs falsosu 91. Yüksek temposu 92, hız ve hızlanma 97-98, dikkatinizi çekerim. Onun dışında top sürmesi, sıkı top tutması, turkuaz renkte görüyorsunuz ya da mavi ne diyorsanız. Yerine orta özelliğinin olması çok iyi. Go pozisyonunda oynayabiliyor ama ben sol açık ve sol kanat oynaması taraftarıyım. Hem yerine orta özelliği olması, dış plase olması, içeri kat ettiğinizde eğer bek adamını da çıkarıyorsanız dış plase vurabilmesine sebep oluyor. Quaresma gibi Trivela yapmasına. Ayak çalımı ve dönüş yani fake shoot, kare x shoot çalımı yapabiliyor. Marsilya dönüşü makas çalımı var. Aşırtmalı şut kontrolü var. İçeriden bir kontra yakaladınız, girdiniz kaleciyle karşı karşıya. Topun dibine kepçeleme aşırtma girebiliyor. Hafiften yüksek pas çok önemli. Kanat değiştirmek istediğinizde eğer ki önü boşsa çok fazla topu havalandırmadan yerden biraz daha yüksekten hızlı bir şekilde uzun pas atabiliyor. Bunlar çok büyük özellik. Sadece tek ayaklı bir oyuncu. Çok fazla diğer ayağını kullanmıyor. Bence çok keyifli bir kart. İlk maçı muhakkak gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsanız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.